Rica etsen benim için şu yeşil başlı gövel ördeği de çalabilir misin acaba? Çalarım tabii, çalarım. Telefon çalıyor. Nurten arıyor. Nurten arıyor ay baba. Telefon düştü ya. Enişte, hani filmlerde Amerika'da bir heykel var ya, aynı onun gibi oldun ha. Kolunu da öyle kaldır, tam oldun. Bunu öldürürüm bu yallıyı ben ya. Sus sen, sevimsiz ya. Seni var ya öldürürüm seni. Hey! Ay baba, görmedim bunu atacaktım. Pardon ya, acıdı mı? Hey! Ama gitti ya. Herkes dinlesin. Sanatçı okurken herkes dinler. İyi ağzınla içecek. Ay baba ben... Asuma beni bitirdi. Ben acıp dondum vallahi ya. Bayılacağım. Yat yatağa geçer lan. Ay baba nasıl yatayım ya? Ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklar şu an hissiz ayaklarımı. Kaç saattir sudayım. Enişte. Öyle. Onun gole bir yolu var. Çorapla yatacak. Vallahi ağzına çıkar. Çorapları sokarım bak Kemal ya. Cıvık ya. Dalga geçiyor. Ay baba ben gideyim en iyisi şey yapayım. Sıcak su koyayım şişeye. Şişenin içinde o sıcak su kucağıma alıp yatayım. Başka türlü olmaz. Bu adam beni bitirdi ya. İyi lan iyi. Ne halin varsa gör. Ben gidip yatırım. Ben de yatıp durayım. Hadi be. Çık şunu al ya. Yıl ışıklar ya. İyiyim. İyiyim. Hadi kayınbaba hadi. Dondum ya. Geç şuna. Lan bunlar ne? Allah canına almasın. Bak aşıklar nasıl yamulmuş hepsi birden. Ne yemeye çalıştılar? Ne kaşıkladı bunlar ya? Şuna bak hepsi yamulmuş kaşıklar. Tövbe tövbe ya. Koy koy az daha koy. Heh. Adam gibi horluyor. Adamlar horlar böyle. Tövbe tövbe. Ya. Canım ya. Hamile ondan horlayıp durur ya. Ah kafam. Kunağını aldık. Hamile kadın horlar diller. Kurban olayım. Lan nasıl sıcak bu ya? Vallahi yanar mı? Sen yüzünden uyuyamadım be. Ne iftira atıp durun sen bana? Ben hayatta horlamam. Sen gene rüyanda babanı görüvermişsin. Ne iftira atacağım kız? Horlayan diyorum işte o kadar. Uyuyamadım senin yüzünden. Uykun kaçtı. Ay, ben horlamam diyorum Yusuf. Horlayan diyorum. Bana bak. Ya kalkar gider başka yerde uyursun. Ya da ben uyuyana kadar beni beklersin ona göre. Ya. Abo, bir de beni horluyor diyor, değil mi? Ay.
Yangın, yangın ya. Uf. Mahdi ya varmış ya. Rahat rahat geniş geniş horlayıyorsun ha? Bakayım şimdi ne içersin? Dünyamin, sen niye Nihal'le gezip durun ha? Niye Nihal'le gezip durun lan sen? Ha? Kadımı kapattın kız, ne yapıyorsun? Ne yani ya? Muhattin, başka bir yerini kapatmadım ben senin. Cevap ver bakayım sen bana. Başına neler gelecek ki hocam sen şimdi? Ne gezip durursa helalim gırlarıyla ha? Ne bırakacağım lan? Ne bırakacağım? Yandım lan, yandım, yandım. Yeri yarımı yaktım. Yandım, yaktım lan ya. Patlattın şeyi. Anam yandım, anam yandım. Dur lan. Bas kapıyı. Yandım. Çok kötü yandım abi. Allah cezanı versin. Yandım abi, yandım. Yandım. Ne yandı? Mama dur. Mama dur. Mama dur. Ne oldu lan seni? Mama adım haşlandı Nurteşi. Şişe patladı ya, yamıldıydı zaten. O işte. Allah'ın tokadı yok ki. Beter ol inşallah Bünyamin. Baba kız su güzel. Gel ha güzel su. Ben de mamen haşladıysa mabadı yandık ha. Ana onlar kim ya? Kim o lan? Ana Nihal'le niye Azile? Ne oluyor lan orada dur bak. Muhtar niye altı öyle? Niye öyle giymiş? Oğlum ben ne bileyim ben bak vallahi vur kafana kırarım bak bana sorma böyle sorular. Dur şurada. Dur bak. Ay Niyazi, Bünyaminler geldi Niyazi. Ha? Bünyamin. Allah, Bünyamin lan seni beni Allah gönderiverdi. Çok acelemiz var. Arabanın tekeri batlıyıverdi. Bana araba lazım. Ne yapacaksın lan arabayı sen? Niye lazım sana araba? Kaymakamlığa gideceğim. Dilekçeyi geri almam lazım. Niye ya? İstifa edeceğim vekillikten ya. Bana araba lazım. O zaman şey vekillikten vazgeçsin. Şey Ankara'ya da mı gitmeyeceksin? Ya aynen öyle olacak. Aynen öyle olacak. Bünyamin arabayı ver bana. Ver bana kardeşim arabayı. Ya araba önemli değil de ben dün akşam ölümlerden döndüm. Çok büyük kaza atlattım ben. Ölüyordum dün. Ay geçmiş olsun. Ne oldu? Sağ ol. Teşekkürler. Üzerinize afiyet. Enişten biraz çanağı haşlatıverdi de. Ya böyle görünmez kaza oldu da şey böyle bir şey yaptık işte. Ya, yani şey araba köpeğin olsun normalde de veremem yani. Tamam gitmem lazım. Hadi. Allah kolaylık versin hadi. Olur olur. Çevir şeyini. Senin Allah canını almasın. Allah senin canını almasın. Hadi Kemal, hadi Kemal götür. Hastayım ya. Çık şuradan. Sen bir yaralı barnağı işeseydin şaşardım zaten. Allah cezanı versin. Dur, dur, dur. Sakin ol Niyazi. Tamam bak kaza falan geçirmiş. Olur öyle. Yapacağız biz. Halledeceğiz. Sakin sakin hadi. Tamam ben yapacağım. Sen merak etme Nihal'cim yapacağım ben. Yavuz bir siyasetçi olarak da elimden benim hiçbir şey kaçmasın. Hiç merak etme. Tamam ben inanıyorum sana Niyazi. Tamam. Özlemişim buraların kahvaltısını. Bazlamayı, sütü, yumurtayı. Ah dedeciğim ah. Seni duyan da iki tane koca bazlamayı mideye indirdin sanır. Halbuki ne yedin? Kuş yemi kadar bir şey. Aa, bak çok bile bu kadarı yeter. Az ve sık yemek insanı gençleştiriyor. Sağlığa iyi geliyor. Ay babaannem ben sana söylemeyi unuttum. Bizim dedelik bana Mansur uygun gördü. Onunla evlendirecekmiş beni. Artık her akşam çalsın sazlar, oynasın kızlar. Olma bu kızım Mansur çok yaşlı senden. Olmaz gönlen. Bak Sultaniye ben iyice araştırdım. Onun yaşı cibriye uygun. Ama biraz yaşlı gösteriyor. Çünkü azmağın suyuna girmiş. Azmağın suyuna mı girmiş? Ne alakası var şimdi ondan bunun? Azmağın suyu insanı yaşlandırıyormuş diyorlar. Ah sultaniyem. Ya az daha ben de giriyordum ha. Allah'tan mani oldular bana. Yoksa haybeye iki yaş daha atacaktım. Tövbe tövbe. Bu yaşıma geldi ben öyle bir şey duymadım ya. Öteki torunlar nerede? Onları ben hiç görmüyorum. Aman, bir tanesi evli değil mi canım? Kocasının yanındadır. Öteki bekar. Onu da hiç görmüyorum. Buralarda bir yerdedir. Gelir hindi. Senin bu torunlar sorumsuz büyümüş Sultaniye. Bunlarda disiplin sorunu var. Bu tabii civik hariç. Onu çok sevdim. Ama
Ötekilerde iş yok. Ay sağ ol dedelik ya. Ben de seni sevdim. Çak. Ne kız öyle çak? Çak. Çak. Yavaş yavaş Kemal. Çok sektirtme. Tamam dur artık. Ya dur eve kadar girdin ya. Azıcık ödeye yapayım ya. Allah Allah. Anam. Anam yanıyor ya. Doğanınca çok kötü bir şey yapıyor. Sızlıyor. Doğanmaması lazım bir şey. Oğlum gülme bak ağzının dışını dökelim. Çık şuradan ya. Cıvık. Doğanma bana. Doğanma çekil. Çok kötü yanıyor. Nasıl bir sızlamak ya bu? Hayrola damat? Kakalak gibi olmuşsun. Ne olur lan böyle sabahın köründe nereden gelip durmuşsun? Ay baba sorma ya. Dün gece çok büyük kaza oldu. Ne oldu lan? Valla anacığım dün gece ben şeyde dondum ya bu azmakta. Ne? Şey yaptım böyle geldim. Isınayım diye sıcak şu şişesi hazırladım kendime. Böyle ısınayım diye. Nurten de bir de üstüne çullanınca o şey sıcak şişesi patla. Beni komple yaktı böyle yandım. Yani komple alt tarafı. Böyle bak. Bu Nurten neden çullandı senin üstüne bakar? Bilmiyorum ki kayınbaba ya. Neyse işte oradan şey yaptım. Hemen Kemal'i aldım hastaneye gittim ama şey yaptım rahat onu yani korkulacak bir şey yok atlattım. Ama şey dedi acıdan resmen o an yaşlandım yaşlandım o an acıdan yaşlandım yani. Yaşlansan emmen yoru ha. Demiren asubay da yaşlandığına inanıverirdi. Azma suyunun yaşlandırdığına bir kandırıverirdik ki ona. Ne deyip durun lan sen ne yaşlanması? Kız asubay azmağa girmeye kalkmış. Bizim Niyazi de bunu vazgeçirmek için yalan söylemek zorunda kalmış. He? Azma suyu yaşlandırıyor diye. Şimdi demiş ki bizim bu Mansur demiş 20 yaşında. Emme bak azma gire gire yaşlandı 30 yaşında gösterip duru demiş. Azma suyu yaşlandırıyor demiş. Asubay da tırsmış girmemiş azma. Ben vallahi bu şeyden tirat komutandan alacağım intikamı ama çok fena alacağım ya. O beyaz adamdan yesin alacağım intikamı. Ya eskiden doktorlar şey derdi. Müjdene beyazdan uzak durun derlerdi tuz şeker un. Ha bir de şimdi bu şey çıktı filat çıktı yani dördüncü beyaz. Ben anlaşılan yani bundan da uzak duracağız ama ben böyle göstereceğim ona göstereceğim. Ne esnek durunuz lan sabah sabah karşımda böyle be. Ayten kızım kalk bakayım. Abanı çağır Nurten abını. Kalksın gelsin hadi. Uyandır bakalım onu. Kayfaltı soğuyacak. Baba, kayfaltı zaten soğuk yenen bir yemektir. Ayten, her söylediğime bir laf mı uyduracaksın sen? Allah Allah. Gelsin kayfaltısını etsin. Ay yusufum, hani hamile olduğunda uyup durur kızım benim. Ondan yani. Ne yapayım lan? Yani bu memlekette hamile olan bir tek o mu var? Allah Allah. Gelsin kayfaltısını etsin, ondan sözü varsın yatsın. Tamam baba, ben çağırmayacağım. Hadi koş. Gel kızım Nurten, gel. Günaydın baba. Herkese günaydınla. Günaydın kızım. Kızım, Nurten. Sana bir şey soracağım. Sor baba. Sen dün gece niye bu Bünyamin'in üzerine çullanıverdin de adamın orasını burasını yakıverdin de? Yenine sor baba, o cevap verirsin seni. Sen söylesen olmuyor mu? Bu sultanın büyük torunu var ya Nihal. He. Onunla Bünyamin buluşup dururlarmış baba. Bah ya yok ne alaka? Kim dedi? Yeni dedi. Niye dedi? Bebe tebriğine geldiğinde deyiverdi. Ya Nurten Allah aşkına kendi ağzından söyleyeyim. Bebe tebriği diyorsun ya. Öyle ben sana bir yanlış yapsam hiç Nihal şeye bebe tebriğine gelir mi gözümü seveyim ya. Ben onun hiç yanına falan gittiğim yok. O benim yanıma geliyor Nurten. Sor kayınbabam şahit işte. Kayınbabamla biz kaç kere otururken kaç kere geldi yanımıza kaç kere? Kaç kere geldi Bünyamin? Kaç kere geldi Bünyamin? Kaç kere geldi işte. Barışma. Kaç kere geldi? Sus. Şimdi bir keresinde Bünyamin'le Azman kıyısında mangal yaptırdım. Bu çıktı geldi. Öyle teklifsizce geldi oturdu masaya. Kalmak bilmedi kız. Benim niye haberim yok Yusuf? Aa! Ben seni bunu anlatmadım mı? Anlatmadım. Allah Allah. Ben sanki
dedim diye hatırlıyor durum. Demedin Yusuf, hiçbir şey demedin. Bir dakika, bir dakika. Baba, eniştem güvenilir adamdır. Ben şahidim, adam yakışıklı. Kaç kere onun eline fırsatlar geçiverdi. Kaç kere onun eline fırsatlar geçiverdi. Oo. Hepsini böyle hiç düşünmeden elinin tersiyle itiverdi. Fırsat. Şunu bilir, şunu söylerim. Ne bak, dur. Enişten adamın dibi. Sağ ol Kemal, teşekkür ederim. Allah Allah ya. Eniştem adamın dibi ise abam da kadının dibi. Sus kız. Ne biçim konuşup duruyorsun sen? Ne diyeyim ana? Kadının dibi de yok. Ayıp kız. Böyle konuşulur mu? Hakikat bu var ya, ne dediğini falan bu. Bilmiyor bu nedir. Ne diyorsun kız sen? Enişte ben ne dediğimi bilip durun. Bu memlekette erkekle kadın eşit değil mi? Adamın dibi oluyor da kadın dibi olunca ayıp mı oluyor? Ama emmese hiç yakıştıramadım ben ya. Sizin aklınız fikriniz orada olduğundan size ayıp geliyorum. Yani her şeyi erkekleştirivermişsiniz siz. Adam gibi ol, adam gibi gül. Kız, gül gibi deme ya. Aba, ciddi bir şey konuşup dururuz burada. Bir dur. Adam gibi konuş, adam gibi otur. Yeter be. Erkek homogen yosuna son. Kız Aykin. Sen şimdi merak edip durun değil mi? Bizde öyle analı manalı çok laf var. Mesela ananın ülkesi gibi. Hadi ziften şu yemeğini. Gülmene. Ya Nurten tamam artık kız, tamam bak, kayınbabam da dedi Nurten. Yani şey yapma, vallahi benim miyalle bir şeyim yok. Dünyam, ben anladım. Hindi düşündükçe böyle taşlar yerine oturuveriyor. Senin ara ara kaybolmaların. Telefon açınca cevap vermemelerin. Ya Nurten at şu taşı maşı, at taşları, ne taşı ya? Taşın başına otur diyor. Vallahi günahımı alıp durun Nurten. Sinir ettin sen beni. Ağlattın beni. Ya Nurten sen ağlamıyorsun normalde yavrum. Senin bu şey, karnındaki bebek seni öyle ağlatıp durur Nurten. Bu senin sinirlerini falan bozan, o böyle ağlatan o yani. Beni de o yüzden şey yapıyor. Yoksa benimle falan aranda hiçbir şey yok. Aramızda bir yanlış anlaşma oldu Nurten. Sen bu kadar sinirli falan, bana böyle çıkışman falan hep ondan dolayı. Hormonlarla alakalı Nurten. Hamilelik hormonları böyle yapar. Ağlama, gözümü seveyim ya. Bak kendi kendine ki ben ağlamıyorum der. Ben ağlamıyorum. Beni ağlatan hamilelik hormonları. Hadi. Ben bilirim hamilelik hormonlarını Nurten. Hep hamileni korumanlardan. Ana niye ağlıyorsun ya? Bunu mayalayıverdiğim tutmamış. Bu kim ağlıyor kız ana? Dudu yapınca taş gibi oluyorum. Süt aynı süt. Şimdi ben niye yapamıyorum? Ben niye yapamıyorum ben? Babam bu sütü sana getiriverdiydi. Bebeğe faydası oluversin de. Olsun kız ona, ne olacak? Ben kaçıyorum, ben kaçacağım. Hadi tapu dişiyle bacınakla işim var. Görüşeceğim. Böyle kaldım ya. Ağlayan kadınlar arasında hep. Benim aklım tapudan doğru eve geliyorsun. Eve gelmezsen falan çırmalarız seni. Anladım. Tamam geleceğim Nurten. Merak etme yani. Eve geleceğim. Ama yine böyle yapacağım mı acaba? Beni çok merak ediyorum. Böyle çip gireceğim mi bana ya? Unutmamış. 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 Neyse ben kaçıyorum. Ana. Buram da çok sızdır hala. Ne oldu kız ana yine? Kızım siz ne didişip durunuz ha? Ne? Dur Zülüba. Siz boşanacağınız mı yoksa? Yok kız, niye boşanalım biz? Büyüyor işte, böyle arada bir didişip dururuz, bilip durun sen de. Ay ne bilen be. Tutmamış işte, tutmamış. Tutmamış vallahi. Tutmamış. Tutmamış.